Elbette ki Büyükşehir Meclis toplantısı vardı. Sonrasında da Antalya Büyükşehir Belediye personeli hemen o toplantının ardından bayramlaşma törenine katıldı. Başkan Böcek ve daire başkanları personelin bayramını tebrik etti. Başkan Böcek, grevde olan hak işlerle de bayramlaşarak çalışanların maaşları ve ikramiyelerinin ödendiğine dikkat çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli meclis toplantısının ardından bayramlaşma törenine katıldı. Başkan Böcek ve daire başkanları personelin bayramını tebrik etti. Başkan Böcek bir süredir grevde olan hak işlilerle bayramlaştı. Dedim, çalışanlar grev yaptılar dedim ben. En doğal haklarını kullanıyorlar. Hiç problem yok. Bayram ayrı şey ayrı. Gösterinize şey var. Grev desteği değil. Grev desteği değil. Sadece şunu söyleyeceğim. Bütün çalışanlarımızın A'dan Z'ye maaşları yattı. Ayrıca şey hak edenler ikramiyeleri de yattı. Doğru mu Selahattin Bey? Arıza yok. Önce çalışanımız. Her zaman tabii. Dinimizde bile hani teli soğumadan parasını ödeyeceğiz öyle. Hadi görüşürüz. Arkadaşlarıma selamlar. Sağ olun. İyi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentteki bayram hazırlıklarıyla ilgili Kanal V mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Yerli yabancı vatandaşlarımız var. Onların sağlık ve huzur, mutluluk içerisinde bayram geçirebilmeleri için. Başta biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız, tüm kurum kuruluşlar, hepsi bütün vatandaşlarımızın memnuniyeti, mutluluğu için 24 saat ayakta olacağız. Ayrıca bizim Büyükşehir Belediye'miz olarak mezbahamızda ve 3 yerde kurban kesimleri yapılacak. Vatandaşlarımız dini vecibelerini yerine getirebilecekler. Ücretsiz kurban kesimlerimiz devam ediyor. Bunun yanında diğer ilçe belediyelerimiz de bu konuyla ilgili çalışmalarını yapıyor. Aynı zamanda tertemiz, güzel bir cadde sokaklarımızla, ilçe belediye başkanları, tüm kurum kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışıyoruz ve bunun yanında bizim bütün ekiplerimiz Büyükşehir Belediye'mize ait hepsi 7/24 vatandaşlarımızın emrinde olacak. Ayrıca bayram süresince resmi plakalı Büyükşehir otobüslerimiz aynı zamanda pazar günü tramvay çalışmaya başlıyor. Birinci bayram günü ücretsiz olarak bütün vatandaşlarımıza hizmet verecekler. İtfaiye, asat, zabıta ve kurban kesim görevlilerinin bayram boyunca teyakkuzda olacağını belirten Başkan Böcek, belediye personelinin bayram öncesi ödemelerinin de gerçekleştiğini açıkladı. Çalışanlarımızla ilgili dinimizde bile teri soğumadan yanımızda çalışanların parasını ödemek boynumuzun borcudur. Biz öyle görüş ve düşünce içerisinde bu görevlere talip olduk ve yanımızda çalışanların maaşları yattı. Aynı zamanda ikramiye hak eden ikramiyeler de dahil olmak üzere bu zor şartlarda onları da dahil yatırmış olduk. Kısacası herkes, bütün ülkemiz inşallah sağlık, mutluluk, huzur içerisinde ayrıca güzel bir kurban bayramı geçirecekler. Biz bütün vatandaşlarımızın emrinde olmaya, hizmetinde olmaya da devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.